Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte şekil grafiği soruları çözmeye devam ediyoruz. Haydi bakalım benim sorularım hazır. Başlayalım mı? Evet grafiğimizi bir inceleyelim. Bakın burada en sevilen mevsim grafiğiymiş bu. Evet bakıyoruz şimdi. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz mevsimi var. Her şekil ne yapıyormuş? Bak burası önemli. 3 kişiyi göstermektedir. Bu önemli sevgili çocuklar, grafiklerle ilgili soru çözerken buna dikkat edin. Evet, 3 tane soru çözecekmişiz bu grafikle ilgili. Bakalım sorulara. Evet sorumuz ne diyor bakın. Grafiğe göre en sevilen mevsim hangisidir? En sevilen, en sevilen mevsim hangisidir diye sorulmuş. Peki en fazla bakın hangi mevsim seviliyor? Hangisindeki şekil fazla olduğunu bir görün bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Değil mi? Her şekilde 3 kişiyi gösterdiğine göre hemen ne yapalım? Bak işlem yapabiliriz. Evet. 3 kere 6 eşittir. 18 kişi seviyormuş bunu. Bunu 1 2 3 4 5 3 kere 5. Yani 15, değil mi? Evet, kış mevsimini 1 2 3 3 kere 3. 9. Neden? 3'te 3 ile 3'ü çarptım çünkü, değil mi? Seven kişiyi bulmak için sonbaharı 1 2 3 4. Evet, 3 kere 4 12. Bakın. Evet, en fazla yaz mevsimi seven var bir işlem yaparak bulabilirsiniz. İkinci hangisinde şekil fazlaysa değil mi? O en sevilen mevsimdir. Hangisi? Yaz. Hemen işaretleyelim. Bakın B seçeneği gördünüz mü? Evet bir diğer soru. Diyor ki bakın 15 kişinin sevdiği mevsim hangisidir? Zaten hesaplamıştık. Bakın hangisi? Gördünüz mü? İlkbahar, ilkbaharı seven kişi sayısı 15. Hemen işaretleyelim. Yeni sorumuz ne? Ne diyor bakın? Sonbaharı sevenler, yazı sevenlerden kaç kişi fa daha fazladır? Sonbaharı sevenler kaç kişiydi? Bakın 12 yazdım üstüne. 12. Evet. Yazı sevenler kaç kişi? Yazı sevenler 18. Evet. 18 kişi de yazı sevenler. Daha azdır diyor. Sonbaharı sevenler, yazı sevenlerden kaç kişi daha azdır? Yani 12-18'den kaç azdır? Nasıl bulursunuz? Aferin size. 18'den... 12'yi ne yaparız? Çıkartırız. Haydi çıkaralım. 8'den 2 çıkarsa evet 6 değil mi? Birden 1 bir çıkarsa 0. 6 kişi. Kişi. Evet bakın B seçeneği gördünüz mü? Haydi bakalım yeni soruya geçtik. Gördünüz mü bir ne diyor sınıf mevcudu gösteren bir grafiğimiz var. Erkek öğrenci sayısı ya da erkek öğrenciler bakın böyle gösterilmiş kızlar böyle gösterilmiş hemen her şekil iki kişiyi göstermektedir şimdi bu şekil grafiğine baktığımız zaman kızların erkeklerden daha çok olduğunu ne yapabiliriz görebiliriz değil mi sevgili çocuklar ve her şekil neydi İki kişiyi gösteriyor buna dikkat ediyorduk şimdi 13 ve 14. soruları grafiğe göre yanıtlayınız diyor peki neymiş bakalım bu soru kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısından kaç fazladır diye sorulmuş. Peki kızların sayısını bir bulalım mı? Kaç kız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kız var. 6. E her şekil 2 kişiyi gösteriyordu. 6 kere 2, 12 kız varmış. 12. Buraya da yazabilirim. 12. Erkekler 1, 2, 3, 4. 4 kere 2 değil mi? O da eşittir 8 erkek. Hemen onu da yazıyorum. Buraya da 8. Ne diyordu? Kızlar öğrencilerin sayısı, kızların sayısı erkek öğrencilerin sayısından kaç fazladır? O zaman 12'den de 8'i ne yapacağız? Evet, çıkaracağız. 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıkarsa 4, değil mi? 0 4 fazla. Evet. Seçeneğimiz B. Bir sorumuz daha var. Sınıf mevcudu kaç kişidir diyor. Evet, 12 tane kız vardı. 12 kız, 8 erkek. Nasıl yapacağız? İkisini toplayacağız, değil mi? Toplayalım. Evet, 8 2 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 1 1'e verirsek elde 2. 20 kişi. Evet, cevap C. Evet sevgili çocuklar bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.